Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle Adana'da yaşanmış en tuhaf olaylara bakacağız arkadaşlar. Evet, Adana'da yaşanmış en garip, en tuhaf, en sıra dışı, en vahşet şeylere bakacağız. Memleketim diye söylemiyorum ama Adana'nın gerçekten acayip bir arkadaşlar. Hani en son Adana gezegen olsun diyorlardı. O derece büyük, öyle bir derece büyük, o derece dehşetli vahşet bir yer. İşte arkadaşlar bugün bakalım benim göremediğim. Ya size bazılarını zaten Instagram'da veya sosyal medyada görmüşsünüz arkadaşlar. Zaten Adana başlığı olunca herkes yapıştırıyor Adana diye. Adana. Merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalı kaçıyor son sen. Herkes kullanıyor arkadaşlar. Herkes Adana diye özellikle Show TV falan acayip kullanıyor. Biz de arkadaşlar bugün Adana'da yaşamış en tuhaf olaylara bakacağız. Zaten normal daha 1-2 diye başladım. Ben de buraya geçmek istedim. Bunu zaten görmüşsünüz arkadaşlar. Çocuk daha 17 yaşında sevdiği kız hemşire diye, hemşire okuyor diye stajdayken ben de hemşireyim diye gidiyor ve orada aşık oldu hemşireye. Her gün görebilmek için damar yolu bile açtı. Yani ben bunu görmüştüm zaten Instagram'da. Adana'da 10 yaşındaki bir öğrenci aşık oldu hemşireye görebilmek için kendisi sağlık meslek lisesinde okuyor gibi gösterip aylarca hastanede stajyer gibi çalışıyor yani. Yani bir de gidip damar yolu da açıp kalp masajı bile yaptı, ortaya çıkmış yani. Zaten bunu görmüşsünüz dediğim gibi. Gerçekten dehşetli vahşet bir olay yani. Adam yani bekliyorsun. Adam sevdiği için neler yapıyor. Şimdi aşağıda zaten bunu yeni görmüştüm. Bunu ben görmemiştim. Bu da Star'da zaten. Kaçak kafe yıkımında pompalı ile direniyor arkadaşlar. Kafeyi kaçak yapıyorlar. Yani devlet haberi olmadan. Aynı şey gibi düşün işte. Gece konular gibi kafe yapıyorlar. Adamlar orayı yıkmaya geliyor, adamlar elinde hem pompalı tüfekle çatıya çıkıyor. Çatıdan polisler ateş atmıyor yani, engellemeye çalışıyor, yıkımı durdurmaya çalışıyorlar. Allah için severim ya. Ama efsane değil mi, düşünsene siz mekanınızı korumaya gidiyorsunuz falan filan böyle. Krediyi ödemeyince yansın olan bu dünya demek. Kendimi yakmak için gittim ben oraya. Müdür de beni tahrik etti. Kredi ödemeyince bankayı yaktı. Yani adam kredi, parayı ödeyemiyor, parayı çekiyor. Kredi ödeyemeyince bankayı yakıyor. Daha da bankadan ne istiyorsun, ödemeyince git başkasından borç al yani, borcu borç söyle. Allah'ım ya. Bak bunu da görmüştüm. Bu efsane, bu en efsanesinden. Bomba yüklü araç şüphesi üzerine yolu tüpüyle kapatıyorlar. Yani araçta bomba şüphesi diye söylüyorlar. Hani anons geçiyorlar. Adam öğreniyor, yolu tüplerle kapatıyor. Yani içine LPG olan, sıkıştırılmış gaz olan tüplere kapatıyor. Adana'da bomba yüklü olduğuna şüphelenen bir araç, şüphelenen aracı inceleyen polisleri esnaf yardım etmek için yolu tüple kapatıyor. Esnaf gibi esnaf ya işte adam. Ya bomba patlasa adamların umurunda değil. Pompalı tüfekle kalp çizmek. Ya pompalı tüfekle bu olur mu? Adana'da lise binasının giriş kapısına pompalı tüfekle ateş eden şüpheli yakalandı. Zanlının ifadelerine göre aşkıma kızdım, okulun kapısına kalp yaptım. Kafam güzeldi, hava olsun diye sıktım. Abi ya, sen kafa güzel olunca niye lisenin giriş kapısına pompalı tüfekle kalp çiziyorsun? Git kalem çiz, spreyboyla çiz. Biz de yaptık zamanı spreyboyla yazılar yazdık. Ama spreyboyla yazdık yani, pompalı tüfekle gidip sağa sola delmedik. Ne kadar manyak bir yeriz ya. Adana'da Şakirpaşa Mahallesi'nde, zaten Şakirpaşa olduğu belli. Yaşayan F.E. adında işte birisi Twitter'da sevgilisinin tweetini beğenen Mustafa Ölmez'i 29 yerinden bıçaklıyor. Yani bıçaklayarak bir de öldürüyor. Sırf Twitter'ını beğendi, o da zaten sanırım F.E'den ayrılacağım demiş. Yani sırf onu beğendi diye. Burada bir de bir süre ekip var, sen niye gidip onu 29 yerden bıçaklayarak öldürüyorsun, ne istiyorsun çocuklar yani. Ay bak bu haklı ama bak bunu görmüştüm. Maaşı yoksa bankada yok. Adana'da bir emekli 2 yıldan beri maaşına el koyan bankayı yaktı. Şimdi arkadaşlar adamın emeklisi, sen niye 2 yıl el koyuyorsun? Bak bu cidden çok haklı yani, çok mantıklı. Ben olsam ben de yapardım. Yani diğerlerine pompalı tüfeği vermiş değil ama cidden yani adam maaşı vermiyorsa bankayı ben de yakarım. Çünkü 2 yıl işte 24 ay, 24 çarpı 1000, artık şu an emekli 1450 oldu. Çarparsak bayağı yüksek bir mevlaya çıkıyor. Sen niye onu el koyuyorsun yani? Arkadaşlar en efsanelerinden birisi de bu. Ben bunu görmüştüm hatta. Bunun bir benzeri daha vardı. Karısı kendini küsünce Fatoş Hanım bu deli çocuğu affet diye pankart açan amca.
Yani adam efsane. Sonra adamlar romantik değil. Sonra adamlar bir şey yapmıyor. Adam daha ne yapsın? Havada mı kalksın? Sonra bana laf atıyor. Ne yapıyorsun diyor. Biz de bir böyle yapalım yani. Gidelim öyle pankart açalım. Hatta bir tane bizim bu mahalleye birisi daha yazmıştı. Ben gerizekalıyım mı? Ben aptalım, beni affet diye bir şey daha yazmışlardı. O da efsaneydi. O da bayağı neydi? Benim gibi salak bir affet miydi öyle bir şeydi. Adana Salamı gazete manşeti pezeveklere baskın. Abi biz özgürüz ya. Abi bizde gizli saklı yok pezevenk. İbrahim Tatlıses diyor ya, seni pezevenklerin elinden aldım. Beni dövdüler abi dediğin zaman pezevenklerin elinden gittim aldım. Pezevenklerin elinden gittim aldım. Bizimki de pezeveklere baskını yapıyor. İbrahim Tatlıses de aynı yerde çalışıyorlar. O kurtarıyor, sonra baskını yapıyorlar. Yani onu daha güzel bir şey yapabilecek ama pezeveklere baskın yaptı. Ne kadar efsane bir şey. Öps. Ay şimdi keleşle mi yatıyordun sen? Abi. Niye keleşle yatıyorsun? Seviyorum abi, aşığım ona. Kurban olayım. Kurban olayım. Keleşi niye bu kadar çok seviyorsun? Abi, çocukluğumdan beri uy abi uy. Adam keleş hastası ya. Ya tam bir kurban olayım. Keleş de atıyor adam. Sağ olsun, Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Yardımcı olur bize, sağ olsun, Allah razı olsun. Ama seveyim abi. Annem dedi ki ne kelepsiz yatma oğlum. Kelepsiz yatma babam oğlum. Gel arka kapıdan gel. Kelepsiz yatma dedi. Çok seviyorum diyorsun öyle mi? Abi hem de nasıl. Anamdan daha çok seviyorum baba, anamdan. Abi. Anamdan daha çok. Dur gitti nereye gitti he? Çok seviyorum çünkü 32 tane kardeşim o benim. Ne zaman yola çıksam beni yolda bırakmıyor bu sakat halim dur. Bırakmaz abi, keleş candır. Keleşleri sevin. Herkes kere, ben de yani keresiz uyumuyorum. Keleş olmadan yani içini rahat edemiyorum ama keleş olmazsa olmuyor arkadaşlar. Abi de efsanelerinden diğerleri hırsızların tercihi maskeleri kova. Adam soymaya gidiyor, kafasına yeşil kova geçiyor arkadaşlar. Böyle değişik bir mantık yok ya adam. Mantık öylesi ve fark etseniz çoğu yani. Çoğu deyince aklına direkt Adana gelecek. Slash Adana. Adana görünce adamı direkt yapıştırıyor damgayı. Diğer bir şey arkadaşlar, ne patlayıcı ile ilgili, bildiğiniz gibi biz patlayıcılar, Adanalı patlayıcılar efsane bir şeyiz. Yani patlayıcı gördünüz mü dayanamıyoruz, saatli bombaya tekme atarız. Sonra bombaları tüple kapatırız, gideriz şüpheli paketi ayakla vururuz. Abi baksana, Adana bomba imha ekibinin gecikmesine sinirlenen bir vatandaş şüpheli çantayı tekmeleyerek imha ediyor. Yani patlasa millet ter zaten, baksana adamın keyfine bak. Çocuklar izliyor, adam fotoğraf çekiyor, bir de keyifli yürüyor. Adam zaten alay mı tekmeliyor ya adam. Cansın ya. Ama patlasa zaten miktarla patlıyor. Adana'da LP şey işte LPG yani tüp mutfak tüpüne açık kaldım diye çakmağa basıyor, sonra ev patlıyor zaten, efsane bir şey ya. Çöplüğün arkadaşlar tank savar küpleri çıkması. Adana çöplüğün arkadaşlar tank savar çıkıyor, roket atar, hava mermisi olduğunu görünce hemen kaçtım demiş, emniyete başvurmuş. Yani çöpten, bildiğiniz çöp yerinden, çöplerin toplandığı yerden boru değil tank savar füze çıkıyor yani. Yani şimdi bu şu yüzden, şimdi hani biz güneş ateş ettik ya. Ama yine kesmiyor daha iyi yani, o silahın da bir yere var, göreceksin zaten. Bak Adana'da sıcaktan bulunan iki kişi güneş ateş ediyor ama kesmiyor, füze vurulamak varken. Yani ateş etmek mi yani, pompalıyı çıkartıp ateş etmek mi, füze varken füzeye at patlar yani. Ya patlamaz da işte, ay könlüm. Şimdi arkadaşlar diğer bu sefer resimlere geçtik, bunlar da efsane. Abi şahitlerim var diyor adam, namaz kılıyor ya motosikleti izlere namaz kılıyor ya abi. Efsane değil mi ya, size soruyorum yani, efsane değilse değil yani. Adam motosikleti izlere namaz kılar mı ya? Arkadaşlar havuzun kamyon havuzun kamyonu var yani, senin körün göz müler gibi bu da. Havuzun kamyonu var arkadaşlar, kamyonu üstüne muşamban sevmiş adamlar yüzüyor ya, bak bir de baklama ya abi, çok sıcak yani. Adamlar da 56 derece olur mu ya, baksana ya. Taş köpüğün üzerine adam yatarak gidiyor. Arabanı kim yapmış mı, ilk defa görüyorum abi, saniye şu gerçi. Yani taş köpüğü arkadaşlar, şimdi gördüğünüz taş köpüğün üzerine adam ya abilerin yüzüyor, bunu yapan efsaneymiş ama bunu yeni gördüm bak, bu gerçekten çok güzelmiş. Çok yani üretkeniz. Görünce arkadaşlar demokrasi çağı tükemez yani, biz her şeyde canımız izlesin yeter arkadaşlar. Orada bomba verirse biz izleriz zaten. Abi işte baksana ya, kucak kucağı diyor. Adam motosikleti motosikletinden koyarak sürüyor ya abi. Bizi imkansız demeyin ya.
Abi bu da bizim en o taraf zaten. Ay işte taraftar gibi taraftar ya. Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi adamdır ya. Arkadaşlar hani Adana deyip geçmeyin cidden. Akşam karanlığında bile olsun gece saat 4 bile olsun terliyorsunuz. Hani Elazığ'dan geldiğimizde Elazığ'a gitmiştik geldik falan terden öldük yani geldiğiniz zaman direkt yapış yapışsınız. Bizim zaten itfaiyeden rica etmişler şey olmuş hani adam sen etmiş. Ve arkadaşlar benim listem doğum günü şeysi bu. Şuradan üzerine mumlar dikiyorlar baba. Of ben de mumlar istiyorum. Arkadaşlarıma duyurulur. Tabi izliyorlarsa hiçbirinden ümitli değilim. Arkadaşlar şuradan izliyoruz. Biz de burada doğum günü pasta Fransa'dansa yani pasta mum dikmektense eğer adam şuradan seviyorsa şuradan üzerine dikilmesinin daha iyi olduğunu düşünün arkadaşlar. Çünkü şuradan yani. Bilmiyorum kesin yememişsinizdir. Şu an o ne diye bakıyorsunuz ama yani yaşam felsefem benim resmen. Şimdi arkadaşlar bunun videosu var normalde. Kavga oluyor. Ara bir tane çocuğu izliyor. Yanlışlıkla izliyor ama çocuğun kendisi giriyor. Adam balkondan arabanın üzerine atlayarak kavgaya mevzuya giriyor. Yani bize mevzu deyince bahisler ufak olmuyor. Yani adam ikinci kattan arabanın üzerine atlıyor. Kavgaya gidiyor da kendi çocuğu veya komşunun çocuğu herhalde. Abi bunu biliyorum. Hayat bir oyunsa bize jeton çok yani biraz çocuk ergenciyiz ama ne gerek var. Abi bu diyorsan bak bu benim çok ayrıma gidiyor. Bunu Vinci sarıyorlar tepesine koyuyorlar adam da bıçak oluyor. Bilmiyorum başka şehirde oluyor mu çünkü başka şehirde pek gitmiyorum. Ama arkadaşlar hani bak bir de ucunda bak hani bir şey olsa tamam mı? Ne önü şey ne arkası yani gittin yuvarlanacak. Yani zaten bir ağaç aldı ama alaymet yani Kırım belki her yerde böyledir ama şu olay çok garip yani bak önü var arkası yok. Hani ince bir çubuğun üzerinde resmi ona göre o ne bileyim zaten. Arkadaşlar bu zaten klima. Yani arabaya klima takmış dayı. Altında klimanın dışı orada içi. Yani küçücük yere niye böyle bir şey yaptın daha ufak bir şey olamaz mıydı? Evet arkadaşlar bugün bizden bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olsanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok ama çok memnun olurum. Ne kadar çok kişi görse o kadar çok bizim için daha iyi arkadaşlar. Instagram'dan ve sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan QF altyazı Salih Buluz arkadaşlar. Oradan da kesin takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Bay bay.